Daha önceki videolardan muhtemelen bildiğiniz gibi Mac'te klavye kısa yollarıyla çalışmaya bayılıyorum ve yorumlardan anladığım kadarıyla bu konuda yalnız da değil. Tamam, itiraf edeyim. Beni klavye kısa yollarıyla çalışırken gören arkadaşlarımın verdiği tepkilerinde bunda belki birazcık payı olabilir. Peki klavye kısa yollarını kullanmak sahiden ne kadar etkili? Hadi biraz önce bundan bahsedelim. Adı üstünde, kısa yollar, bir işi normalden kısa sürede tamamlamamıza yardımcı oluyor. Bu sayede işlerinizi hızlıca bitirip sizin için önemli şeylere ve hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ya da patronunuz sizi dik izlemiyorken en favori YouTuber'ınızın daha çok videosunu rahatla seyredebilirsiniz. Peki işleri sadece birazcık hızlandıracak gibi görünen bu klavye kısa yolları neden bu kadar etkili? Cevabı için kökeni ta antik Yunan'a dayanan Sorites paradoksundan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Sorites paradoksu basit bir formülle başlıyor ve şu soruyu soruyor. Tek bir kuruş insanı zengin edebilir mi? Ya 10 kuruştan oluşan bir avuç dolusu kuruşu olan birinin zengin olduğunu söyleyebilir miyiz? Öyleyse ya bir kuruş daha eklersek, sonra bir kuruş daha ve bir kuruş daha. Bu böyle sürüp gittiğinde bir noktada itiraf etmeliyiz ki zengin olma yolculuğu milyonlarla değil, kuruşlar ile de başlayabilir. Aynı şeyi bilgisayar kısa yolları için de söyleyebiliriz. Bir işi normalden 5-10 saniye daha hızlı bitirmenize yardımcı olacakmış gibi görünen bu kısa yolların gündelik çalışma rutininizde pek bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünebilirsiniz. Oysa büyük resme baktığınızda bu klavye kısa yollarını kullanma şekliniz ve bunları kullanma sıklığınızı göz önüne alacak olursak hayatınızın tümüne etki edecek kadar önemli bir zaman kurtarıcısı olabilirler. Bu soruya da yanıt verdiğimize göre hadi şimdi bilgisayara geçelim ve macOS işletim sistemini kullanan herhangi bir Mac'te kendi klavye kısa yollarınızı nasıl oluşturabileceğinizden bahsedelim. macOS'te hemen her uygulamanın içinde kullanabileceğiniz bazı belli başlı klavye kısa yolları var. Bunları öğrenmek için yapmanız gereken çok basit. Apple menüsünden ilgili menülerin yanındaki kısa yol tuşlarını kontrol etmek. Mesela geri alma komutu için Command Z ve kontrol listesi oluşturmak için Command L tuşlarına basmamız gerekiyor. Eğer klavye kısa yollarını yeni öğreniyorsanız ve bu menüyü sürekli tekrar etmek sizi yoruyorsa, Mac uygulamaları videosunda bahsettiğim Cheat uygulamasına edinebilirsiniz. Bu uygulama belirlediğiniz bir kısa yol tuşuna basılı tuttuğunuzda size kullanılabilir tüm kısa yolları saniyeler içinde gösteriyor. Peki, örneğin yapılacaklar listesi için kısa yol tuşunu Command L olarak kullanmak istemiyorum. O zaman bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Ayarlar, klavye, kestirmeler ve uygulamalar bölümüne gidin. Buradan kısa yol tuşunu düzenlemek veya kısa yol tuşu eklemek istediğiniz uygulamayı eklememiz gerekiyor. Artı işaretine tıklayarak uygulamalar bölümünden kısa yol oluşturmak istediğiniz uygulamayı seçin. Bu arada bir kısa yolu tüm uygulamalar için oluşturabilir veya düzenleyebilirsiniz. Örneğin geri alma kısa yol tuşu olan Command Z sistemdeki tüm uygulamalarda aynıdır. Ve diyelim ki biz bunu Command G olarak değiştirmek istiyoruz. O zaman tüm uygulamalar alanını seçebiliriz. Tabii istersek oluşturacağımız klavye kısa yolunun sadece belli bir uygulamada bizim istediğimiz şekilde çalışmasını da isteyebiliriz. Hadi sadece notlar uygulamasında çalışacak bir kısa yol tuşu ekleyelim. Buradan notları seçtiğimde yeni kısa yol tuşu ekleyeceğim veya değiştireceğim fonksiyonun tam adını küçük büyük uyumuna dikkat ederek girmem gerekiyor. Tekrar menüden hatırlamamız gerekirse komutumuz tam olarak yapılacaklar listesi olarak geçiyor. Yazıyoruz ve klavye kestirmesi bölümüne geldiğimizde Command Shift Y yapıyoruz. Ekle dediğimizde klavye kısa yolu eklenmiş oluyor. Hadi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi menüden klavye kısa yolumuz değişti. Burada yaptığım özelleştirmelerden hızlıca birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela diğer sekmeleri kapat kısa yolu sayesinde bir tarayıcıda onlarca gereksiz sekme açıkken İşim bittiğinde hepsini Command Shift W tuşuyla tek seferde kapatabiliyorum. Ya da bir fotoğrafı yeniden boyutlandırmak istediğimde Command Option E tuş kombinasyonunu kullandığım için ekstra menülerle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Sadece notlar uygulamasında kullandığım klavye kısa yollarının bile bana gündelik hayatta ne kadar çok zaman kazandırdığını inanın anlatamam. Bu arada bu gösterdiğim şekilde
macOS'te hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun, eğer Apple menüsü içerisinde o fonksiyonu görebiliyorsanız, o zaman onun kullandığı kısa yol tuşunu değiştirebilir veya o fonksiyon için hiç zaten kısa yol tuşu atanmamışsa bu workflow'u takip ederek kendi kısa yol tuşunuzu oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınızda kullanırken çok sık kullandığınız uygulamalar ve bunların fonksiyonlarını göz önünde bulundurduğunuzda zaten eminim ki hangilerine kısa yol tuşu atamak istediğinizi veya hangilerinin daha pratik kısa yol tuşlarına evrilmesinin işinizi daha çok kolaylaştıracağını çok kısa bir sürede saptayacaksınızdır. Buna benzer kısa yollara ilişkin birkaç video daha hazırlayacağım ve özellikle birçok kişinin merak ettiği trackpad'le hangi jestleri kullanabileceğimizi ve bunları tıpkı kısa yol tuşu gibi nasıl özelleştirebileceğimizi anlatacağımız bir video üzerinde daha çalışıyorum. Umuyorum ki önümüzdeki haftalar içerisinde onu da kanaldan izleyebiliyor olacaksınız. Bu arada buna benzer videoların ne kadar ilginizi çektiğini de bilmek açıkçası gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Onun için bu tarz videolardan daha çok paylaşmamı istiyorsanız yorumlar alanına bir yorum bırakarak hangi yoldan gitmem gerektiği konusunda bana da ufaktan bir yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca son iki videolara kaçırmamak için henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olabilir ve yeni bir şey paylaştığımda YouTube'un sizi dürtmüklemesini sağlamak için de hemen kenardaki zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bu arada bu videoya yakışıklı bir like vererek de bana ekstradan destek olabilirsiniz. Umarım bu video işinizi kolaylaştıracak ve gündelik hayatta yapacağınız işleri daha kestirme yollardan halletmenize yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.